Yozgat'ta yer alan Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu, okulun özel eğitim öğretmeni Kıymet Duyar ve 4B sınıfı öğretmeni Peruze Didem Fidan'ın öncülüğünde ilde ilk kez bir bando takımı kurarak büyük bir başarıya imza attı. Bu yeni takım, öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük çabasıyla hayata geçirildi. Yoğurt kovaları ile ilk adımları atılan çalışmada öncelikle ritim çalışmaları gerçekleşti şu an 3 ritim çalabilen öğrenciler özel bir gösteriye hazırlanıyorlar. Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Kıymet Duyar, daha önceden bildiğiniz üzere bando takımlarımız vardı. Mahalle aralarında gezerlerdi ve bizler bundan onur ve gurur duyardık. Şimdi de 4, B sınıfı öğretmeni Didem hocamız ile birlikte güzel bir bando takımı oluşturduk. İlkokul bazında bir ilk olacak çocuklarımız ve öğretmeniz çok emek verdi. Güzel bir 23 Nisan gösterisi olacak ifadelerine yer verdi. Merhabalar, Merhabalar. İlkokul kademesinde 23 Nisan'da bir gösteri düzenleyeceksiniz. Neler söylemek istersiniz? Ee, daha önceden bildiğiniz üzere bando takımlarımız oluyordu çok eskiden. Ee, hatta mahalle aralarında gezerlerdi ki bundan çok onur gurur duyardık. Ee, şimdi de e, Didem Hocam 4B sınıfıyla e, çok güzel bir bando takımı oluşturdu. İlkokul bazında belki bu Yozgat'ta bilmiyorum Türkiye'de i̇lk ilkokul bazında var mı bilmiyorum ama ilkokul bazında bir ilk olacak. Ve çocuklarımız ve öğretmenimiz sağ olsun Didem Hocam çok emek verdi. Ee, çok da güzel bir e, 23 Nisan gösterisi olacak. Bu şekilde. Ne söylemek istersiniz ee, bu bando takımı 4B sınıfının kendi çabalarıyla oldu. Uzaktan eğitimle, aslında müzikal olarak e, çok yetenekli bir sınıf. E, birinci sınıftan itibaren müzik eğitimi alıyorlar benimle birlikte. Ve biz bunu ritme dönüştürdük. 23 Nisan'da da bunu herkese göstermeye karar verdik. Sağolsun müdürümüzle birlikte, Kıymet hocamızla birlikte de bu bandoyu kurmayı becerebildik. Ve çocuklar da çok güzel katılım sağladılar. Neler söylemek istersiniz hocam? Ben de şöyle söyleyeyim, ee, bu bando takımının temeli aslında yoğurt kovalarıyla atıldı. Evet. Biz okulumuzda e, bir gösterimizde yoğurt kovalarıyla ritim çalışması yaptı öğretmenimiz. Ee, sonra e, senenin başında hoca hanımla böyle bir ortak kararla e, unutulmuş bir geleneğimiz, ilkokullarda olmayan, bizim çocukluğumuzda olan e, bando takımını kuralım dedik. Çalıştılar, üç tane ritim çalabiliyorlar şimdi. Evet. Gayet güzel olacak. törende yıllar sonra Cumhuriyet Meydanı daha halka açık bir şekilde yapılacak. Ya, okulumuz 20 23 Nisan'a inşallah yüzü müz ak bir şekilde çıkacağız. Eee bu haftayı çocuk haftası olarak biz çeşitli etkinliklerle de kutlamaya devam edeceğiz. Ee, 23 Nisan günü Cumhuriyet Meydanı'ndayız. 24 Nisan'da yine hoca hanımların yapmış olduğu sergimiz var. O yine Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenecek. Ee, 23 Nisan akşamında Polarını Al Gel şeklinde çocuklara okulumuz bahçesinde açık hava sineması yapacağız. Eee mısır patlamış mısırlarından sandalyelerinden polarlarından her şeyini burada güzel bir keyifli bir hafta geçirmeyi umuyoruz. Evet. Teşekkür ederiz.